Selamun aleyküm. Değerli takipçilerim. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizler de soracağı olursa canlar. Bizler de Rabbime şükürler olsun. İyiyiz. Dünden belli o kadar dua eden, o kadar mesela ne diyeyim sizler arkadaşlar, talimat veren, teselli öneri veren ablalarım olmuş ki hepsinden Allah razı olsun. Şimdilik bir ilaçlarını kullansın arkadaşlar. İlaçlarından da geçmezse, vurunduğu inleden de geçmezse, dediğim gibi hoca en sonraki planda, inşallah onlarla geçer, etkisini korur. Bir de patoloji sorucu var. O da bir ay sonra. Allah nasip ederse inşallah. Enişten dileğimle, dualarınızla temiz gelmesini bekleriz. İnşallah Rabbim büyük. Ben şöyle arkadaşlar Gulaş'tan geliyorum. Duran'dan Gulaş'a gittik geldik. Kargo sipariş verdiydim arkadaşlar. Havlu sipariş verdiydim. Bakalım bir hepimiz açalım bir. Nasıl olmuş? İnşallah iyidir. 500 havlusu sipariş verdim arkadaşlar. Ah, 10 tanesi 350 lira. 25 lira da kargo parası 375 lira arkadaşlar. Hani bunlar sonuçta her şeye lazım oluyor. Her şeye de lazım olacak. Biliyorsunuz sizler de. Oğlu olan, kızı olan illaki bilir. 6 tane bir sipariş verdim arkadaşlar. 6 tane de bir verdim. 12 tane daha onları hiç kullanmadım. Böylece duruyor bazanın altında. Şöyle bir bakalım bir. Tam da istediğim gibi arkadaşlar. Şöyle. Kocaman. 10 tanesi. 350 TL. Hiçbir şey değil gerçekten. Şimdi şu an 350 TL olsun, 100 lira olsun. Hiçbir şey yani. Hiçbir şey gitmiyor. Aynen de gördüğüm renklerden gelmiş arkadaşlar. Bunların mesela şurasına şöyle ip geçiriyorlar. Arabalara, motorlara, düğün olanlar bilir. Ben bunları o yüzden getiriyorum arkadaşlar. Aslında hiç aklımda yoktu biliyor musunuz? Hani dillere şeytanın aklına, aklına karpuz kabuğu geçirirlerdi. Bu bir anda başka bir yöntemle geldi aklıma. Ondan sonra onlara alıyordum. Onlara da demek ki nasip değilmiş arkadaşlar. Nasip olmayınca gerçekten hiçbir şey olmuyor. Şöyle altı boyanla koymuşlar. Altı da boyanla koymuşlar. 10 tane. Şöyle ikisi. Hepsini açmayayım arkadaşlar. Şöyle 3 4 5 aynı renk. 5 tane de boyan da var. 5 tane de boyan da var. Ben bunu yine aynı şekilde yerine koyayım, katlayayım arkadaşlar. Böylece katlı bir şekilde bazanın altına atayım. Lazım olur ki bunlar yarın öyle. Artık da almayacağım arkadaşlar. Çünkü niye derseniz 12 tane aldım. Şimdilik bir 12 tane de bir kalalım. Yok 12 değil. 26 6 12 10 tane diye 22. 22 oluyor. Biraz da kendimden var tabii ki. Onlarla beraber şimdilik böylece bir dursun. Çünkü bunlar arkadaşlar lazım olur. İşte çıkarması kolay da yine aynı şekilde yerine koyması zor. İmkansız değil. İmkansızı başaramazdık. Ay nasıl soğuk. Ben de şarjlı motorla gitmedim arkadaşlar. Duran götürsün diye. Onda Duran'la gittik geldik. Gidip gelen adede bayağı üşüdüm. Hava soğuk. Şöyle kendime bir yeşil çay yapayım arkadaşlar. Onu bir içeyim ben de. Hastalamayayım. Gerçekten hoşuma gitti mi gitti. Çünkü arkadaşlar bunlar gerçekten lazım olacak bir şey. Çereze veriyor, yeniliyor, içiliyor. Şuna şuna veriliyor, yeniliyor, içiliyor. Meseleye böyle şeylere verdin mi arkadaşlar? Koyan evine lazım olduğunda kaldırın bazağın altını, çıkarın,
ihtiyaçlarını halleder. Yani bir de hiç yokmuş gibi elini ayağını ufalamaktansa bu daha iyi. Şunu çıkarayım da elimizi yüzümüzü silelim. Bunun da rengi şöyle hani kirli gibiymiş arkadaşlar. Şöyle. Oradan görünümü nasıl ama bilmem. Buradan görünümü biraz kirli gibi. Düzelir. Yıkandıkça yıkandıkça düzelir. Bunu çıkarayım mı ki? Neyse bir de kıyamadım. Çıkarmayacağım. Şimdilik ortada 3-4 tane 3 tane mi? 4 hepimize birer tane yüz havlusu var. Bunu da çıkardım arkadaşlar. En iyisi çıkarmamak. O da bahçidir. Kullanılır. Şöyle iğrenin katlı bir şekilde koyayım dedim ama koyamadım. Çok şey arkadaşlar köşet. Yırtılır diye. Şöyle ağzını da geçireyim canlar. Jilatinli bir şekilde dursun. Bunun yapışkanı neredeymiş diyor. Bunun yapışkanı da ta ileride kalmış. Havluyu sokmadığımızdan. Tam koymadığımızdan. Olmayacağım değil mi? Olmayacağım. Solla diyorum beni. Evet. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. On tane. Olmam diye zorlama ya. İşte olacağı yani. Niye yoruyorum beni? En iyisi sizi şöyle komple çıkarayım. Sizin ikinizi de koyayım. İkinizi de koyayım. Hem beni yormayın hem kendinizi yormayın. Şöyle bunları da ayrı köşede koyayım arkadaşlar. Olmadı. Katlanınca da ben sevmedim. Katlamasını bir şey demedim herhalde. Düzenini bulamadım. En iyisi aynen bak. Onların katlama şekline, benim katlama şeklime. Demek ki her şeyi önceden bir katına bakacağım. Ondan sonra katlayacağım. Şu şekil. Ben de ikisini bir yaptım arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir arkadaşlar. Vallahi bizler de soracak olursanız biz aslında bugün annemin orada sarımsak dikeceğiydik. Onu da annem bugün kalsın da sonra dikelim dedi. Herhalde kendini iyi hissetmedi ne yaptı. Ondan sonra ben de Zabar'ın aradım arkadaşlar. Mustafa yeğenim burada ya izinde ya. Ondan sonra annemi aradım Mustafa çıktı. Sarımsak dikeceğim anneme bir sor dedim. Annem de bugün kalsın da yarın dikelim demiş. Bugün aslında ayva toplamaya gideceğim arkadaşlar. Onu da canım istemedi. Ona da gitmedim. Bugün üstünde bir kırgınlık, yorgunluk, ezginlik. Nasıl şöyle bir hoşum gerçekten. Yani tarifini ben kendim de bilmiyorum. Size de anlatamam şu an. Üstünde çok kötü ezginlik var. Hayır mı? Şer mi? Bunları da şuraya koyun arkadaşlar da. Hani diller ya arayınca köşet daha bulamam diye. Vallahi arayınca köşet daha bulunmuyor. Evde köşet kalmadı ki bayağıdır alışveriş yapmıyor arkadaşlar. Yaptım mı toplu yapıyor. Bayağıdır ekmek de almıyor. Sabah kahvaltısında bazlamamız oluyordu. Bazlamamız da bugün bitti. Artık yarın mı olur? Bugün geçti de dediğim gibi yarın hamur yoğurayım arkadaşlar. Ramazan'dan bazlamayı derik. Herhalde daha işe gidemezler. Araba bozuldu serviste. Ne zaman çıkacağı belli değil.
Onlar işe gitmeden bir değerlendirme yapayım. Bir bazlama daha yapalım arkadaşlar. Ramazan güzel pişiriyor. Yakmadan, hamur koymadan iyi pişiriyor. Bugün de şöyle sohbet videomuz olsun arkadaşlar. Gerçekten yemeğimiz var. Evlerimizin işi görüldü. İş yok, güç yok. Kış günü gerçekten biraz şey oluyor. Ağır geçiyor. Aslında bugün kuru dolma dolduracaktım. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten üstümde bir ağırlık, yorgunluk, ezginlik. Sanki zopa yemişsin de her yerim ağrıyor. Öyle bir şey var. Kırgınlık. Şunu da şuna koyup. Ramazan görünce ne kadar diyecek. Yine ne kadar havlusu karışıktı. Ne kadar havlu aldım diye. Hele ki kargomuz kulaş PTT'sine geliyor da çekme yok, arama yok. Adres Aksaray Kulaç PTT Şubesi. Tel. Bu da benim numaram. Neyse arkadaşlar ben kendime yeşil çay yapayım. Onu içerken sohbetimize devam ederiz. Evet canlar. Nasıl? Oh. Şu kapıları pecelere bir örtüyüm hele pembe. Orayı örttüm. Burayı da örtüyüm. Şöyle bir bardak arkadaşlar kiraz sapı çay yaptım. Bayağıdır içmiyordum. Evde vardı. Çayı da pek canım istemedi. Şunu bir içeyim ben bir kendime geleyim bir sıcak sıcak. Eczanede ilacı vardı. Onu almış gelmiş Şahin. Duran mı getirdi? Şahin mi getirdi? Deri üzerine sürüleceğiymiş. Onu da beyazlar attım arkadaşlar. Beyazlar yıkanıyor. Vallahi hiç çamaşır bitmiyor. Hiç. Kanepelerin örtülerini attığım zaman onlar yıkandı mı? Şimdi de beyazlar attım. Onlar yıkanıyor. Onlar da çıkınca siyahlar var. Şahin'in, Duran'ın. Ondan sonra onlar atılacak. Renkliler atılacak. Beyazlar attım. Renkliler atılacak arkadaşlar. Artık onlar çıksın. Onları da öyle atayım. Havalar da iyi gidiyor da sıcak, dışarısı sıcak, soğuk evi çekiyor. Onda bugün dün geceleyin daha doğrusu saat 12'de mi 2'de mi arkadaşım ameliyata girdi arkadaşlar. Dualarınızı esirgemeyin. Ameliyat oluyordu. Sabahleyin aradım. 8.30'dan bir 9'da girdi. Onda çok şükür gözlerini açmış kendine gelmiş iyiymiş. İnşallah iyi olur. Vallahi herkes bir hastalığına mücadele ediyor. Bunu da seviyorum. Aldıydım. Kunde içerim arkadaşlar. İyi oluyor. Limonlusunu aldım. Bunu aldım. Çay pek içmiyorum. Sevmiyorum. Şu günlerde pek yine içerim. Kabul etmiyor. Sabah kahvaltısında da bir bardak mı, iki bardak mı ne içtim. Onda Ramazan Aksaray'a gitti. Halasının oğluyla. Onda gelmişler o da çarşıdaymış aradım. Şahin de ekmeğini yedi, suyunu içti, çarşıya gitti, ilaçlarını kullandı. Duran'la da kulağa gittik, geldik kargoya. Güneyer kulağaçta kim? Arkadaşım vardı arkadaşlar, onu al da dedim. Ben dedim, senden alırım dedim. Ödemesini de sana yaparım dedim. Onu da ona vermemişler. Benim gidip imza atmam gerekiyormuş. Halbuki bugün gittim meseleye imza da atmadım. İmza atmadım. Kimliğimi sordular, TC'mi. Tamam. Böyle tek tek aldım da arkadaşlar bağlı oluyor. Böyle toplu aldın mı hem işine yarıyor hem de uygun fiyata geliyor. Mesela burada 10 tanesini 350 liraya alaman. Burada tanesi kaç lira Allah bilir. Sormadım gerçi de. Mesela bir dünya şu pijamaya verdim. 250 milyon lira. Düşün yani.
Bir kazan olmuş 600-700 milyon lira. Bir pantolon çıkmış. Vallahi Şahin aldık, Ramazan aldık, Duran aldık. 600'er milyon aldık. Paranın adı var. Hiç değeri kalmamış. Hiç. Onda Ayşe Korumcan mesaj yazmış. Geldi oturalım, misafir var diye. Hiç gözüm yumuyor arkadaşlar. Gerçekten motoruna gideceğim. Yani gitmeyeceğim ama hiç gözümü kesmiyor. Bugün dediğim gibi üstümde bir ağırlık, yorgunluk, ezginlik, bitkinlik. Kafan rahat olmadı mı? Vücudun da rahat olmuyor. Evden böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Evden çıkmama gibi bir şey geliyor bana. Mesela evden bir yere gitmeyeyim. Evde oturayım, işimi, gücümü koruyayım. Çoluk, çocuk, yemek, aş, soba. Akşam dandimeden oluyor. Hiç iş bitmiyor ki evde. Mesela akşama birazcık fasulyemiz var. Onun yanına erişte kavurayım. Erişte pişireyim diye düşünüyorum. Ocakta hoşaf neyim var? Kayısı hoşafı neyim var? Aynen takipçimin birisi yazmış. Arkadaşlar siz içmiyorsunuz. Burada kilosu ne bileyim kaç lira? 55 lira değil mi? Yalan olmasın. Aklımda kalmadı. Islattım. Dünya Suriye'ye koydum arkadaşlar. Duran bir kaşık bile almadı. Şahin de yemeğe gelmedi. Annem de yediğimizin arkadaşlarından mangal mı yapmış, ne yapmışlar, oraya gitmiş. Akşam Şahin yemeğe gelmedi. Duran, ben, Ramazan iki kase şeyi yemedik. Kayısı hoşavını. Bak sütlaç pişirdim. Pişirdiğim gün bitti. Zaten biliyorsunuz küçük kaselere böldüydüm. Son tabağını da Ramazan yemiş. Dün biz hastanedeyken. Böyle akşam oldu mu eftikleniyorlar, eftik arıyorlar, yiyecek içecek arıyorlar. Mesela sütlaç yapıyorum. Şundan her şeyden yapıyorum, kek yapıyorum, yiyorlar, içiyorlar. Sessiz aldım ya telefona habire bir şeyler geliyor ne geliyor bilmiyorum. Günde sessiz de unutmuştum arkadaşlar telefonu. Ramazan bayağı bir aramış. Telefon sessiz de oldu mu hiç cebimde de olsa duymuyor. Titreşime de almamıştım unutmuştum. Aman. Şimdi kalkılacak, soba kovaları doğranacak, dışarıdan daha evden erişte gelecek. Aslında bugün bol mantı pişirsem iyi olur, bol sarımsaklı, yoğurtlu. Biraz da fasulyemiz var dediğim gibi, onu da ısıtırım. Biri geldi ya, kim geldi? Duran! Duran! Bak nasıl iyi geldiler gidiyorlar. Odalarına girdiler bir şey aldılar. Video çektiğimi anladılarmış kim oldular arkadaşlar. Çünkü videoda çıkmayı istemiyorlar. Duran geldi motorun sesinden belli. Bizde hayat böyle arkadaşlar. Zaten günlük hayatımızı çekiyor, atıyor. Dediğim gibi bugün de yemek projesi çiziyorum kafamda. Erişte mi pişirsem, mantı mı pişirsem diye. Bu bulaca gittik geldik, dondum. Arabada bozuldu. Aldığımız fiyata göre aynı harcamayı yaptık arabada.
Hele ki dünya Aksaray'dan gelince bozuldu. Aksaray'dan neyin bozulsa ne öğreteceğiz? Bu sefer de oradan çekici çağıracaksın. O şeye galeriye götüreceksin. Sanayiye mi diyorlar sanayiye? O da bayağı masraflı oluyor arkadaşlar. Hani şey geldi mi çekici neyin? Yine aynı masrafı buluyor. Mesela dünya götürdüler gittiler. Bittiğin akşam Ramazan diye yorudu. Bayağı bir iç acıcı miktar değil yani. Araba gerçekten bir evden çok yiyor arkadaşlar. Mesela evine aylık harcama yapıyorsun. Arabaya 2 güne bir, 3 güne bir illa ki bir yerinde bir patlak vuruyor. Ramazan'da sinirleniyordu akşam kendi kendine. Bu araba bizi bitirdi bu sene yazın diye. Gerçekten bu sene yazın hep arabaya çalıştılar. Sobayı yakmadık ya bugün evin içi iyi ışıdı. Neyse değerli takipçilerim. Dediğim gibi ben şu yeşil çayımı içeyim. Ayşe Gurumca durutmayacak beni. Gel çay içelim diye yazıp duruyorlar. Ben de evinde misafir var. Müsait değilsin dedim. Oturun sohbetinizi edin dedim. Sanki ne var diyor. Yabancı mı var diyor. Gel dedi. Bakayım bir oraya varayım arkadaşlar. Çay da yine koymuşlar. Bir de orada oturayım. Kafam dağılsın acık. Ramazan arayayım söyleyeyim. Oraya gideyim arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanet olun. Yarınki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize, sağlığınıza çok çok dikkat edin. Rabbime emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar.